Serdar Bey, Allah size mübarek etsin. Millet İttifakı dağılacak mı, güçlenecek mi? Ben bu soruya cevap vereyim, tamam. Millet İttifakı'nın ben çıkar ilişkisi, %100 çıkar ilişkisi üzerine. Her ilişkide mutlaka çıkar vardır. Yani AK Parti ile MHP arasında da bunlar iki partidir ve mutlaka çıkar vardır. Ama buradaki o kadar anlamsız, o kadar tarif edilemez ve Millet İttifakı'nın içindeki partilerin izahatta o kadar güçlük çektiği bir durum var ki. Bakın şu anda sadece bir şey söyleyeyim. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belli. Sayın Bahçeli diyor ki Sayın Erdoğan'dır bu. Zaten AK Parti onu söylüyor. Ama Millet İttifakı'nın en büyük partisi olan CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının ağasından bile bahseden yok. Şimdi demek ki en büyük partinin genel başkanının Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan'ın karşısında herhangi bir şansının olmadığını düşünüyorlar. Zaten böyle düşünmeseler işte fırsat. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını istemez mi CHP'liler? İstemez. Ama böyle bir ihtimali görmüyorlar. İstemez. Dolayısıyla CHP'nin bütün iddialarını ortadan kaldıran ve aslında CHP içerisinde de tartışılan bir şey bu. Cihangir İslam sorusuna cevap vermedim geçen şeyde. O kaynadı gitti. Şimdi Cihangir İslamlar, Mehmet Bekaroğulları, efendim çatı adayı olarak işte Abdülatif Şener, çatı adayı olarak Abdullah Gül, Ali Babacan'dan bahsediliyor falan. Şimdi ben Deniz Zeyrek'i gördüm, o CHP çevrelerini çok iyi takip eden bir gazeteci. Diyor ki ya diyor, hani biz diyor sağlam, hani CHP içerisinden bu Kemalist gelenekten gelen, Atatürkçü olan, geçmiş dönemde den beri Atatürkçülüğü tescilli olan insanlardan bir tane bulamıyor muyuz da Cumhurbaşkanı adayı çıkartacağız, gidiyoruz. Efendim AK Parti'nin eskileri, Abdullah Gül, Ali Babacan, şu bu, üzerinden bir şeyler kurmaya çalışıyoruz. Ya da Abdüllatif Şenerler, yani milletin beğenmediklerini ya da işte ya da oralarda artık işleri bitmiş olanları alarak mı biz bir topluma ümit vereceğiz diyen Deniz Zeyrek. Şimdi burada hiç işi uzatmaya gerek yok. O demiş, bu demiş, şunu demiş, bunu demiş. Geçen evvelki haftaki programda da söyledim. Şu şunu demiş, bu bunu demiş dersek işin içinden çıkamayız. Burada her birimizle ilgili bir şeyler söylenebilir. Mesela Nazif Okumuş üstadımızla ilgili de bir şeyler söylenebilir. Daha 5-6 ay evvel İyi Parti'nin içerisinde çeteler var demiş. Şimdi ben onu alıp da hala diyor. Evet ya, hala bakın İyi Parti içinde ya, çeteler varsa onun için konuşmaya değer görmüyorum abi. Serdar Nazif Bey yani tamam. Polemik yapıyor diye. Bakın, çok dinledim. Ankara'dan CHP'nin içinde de çeteler var mı? Eleştiren insanım CHP. Ya o Nazif Bey, şimdi bana CHP'nin yani içinde çeteler var mı? Farkında değil. O kadar günaha giriyor ki bu akşam. Beni ısrarla bir şekilde CHP'li göstermeye. Ben böyle Nazif bunu Bey, dili saçması konuşayım mı, konuşmayayım mı? Konuşturacak mısınız? Asla hakkımı helal etmem. Niye? Peki. Çünkü olmadığım bir şey bana bir hakkın yok ki helal edesin. Çalıştım. Benim hakkım var ama bak, bir ben helal ediyorum. Şimdi bana diyecek ki ben söylenmedik sen şeyi, bunu ilde tamam, söyledin. Bak ağzını, arkadaşlar. Ya onun rahatsız olduğu bir şeyi ben ona asla söylemiyorum. Ya demiyorum ona. Serdar Bey'e fazla söz hakkı vermedik. İkiniz halledersiniz sonra. Programdan sonra halledersiniz. Sana HDP'li olduğunu söyleyince geçmişte. Uhuletle ve suhuletle. Söyleyeceğini biliyordum. Ben çok rahatsız oldum. Uhuletle ve suhuletle. Ben sana onu söylemiyorum. Ben uhuletle bakıyorum. Ama sen bana HDP'li CHP'li nedir ya? Sahi zannedecek. Sonra halledersiniz. Dersiniz o şahsınızda. İftira atıyorsun abi, bana. İftira. Rahat ol, rahat ol. İftira atıyorsun. Ben, ben atmıyorum ama. Ben atıyorum. Paraza söylüyorum veya başka bir. Ben atıyorum. Sen milletvekili yapacaksın. Rahat ol, haberini aldın. Anca partili olduğumu anlamına gel. Haberini aldın. Benim partim yok. Rozetini takacaklar, ya, milletvekili yapacaklar. Merak etme ya. Bu çok Nazif Bey. Bakın Serdar Bey'in fazla süresi yok. Sakin olun. Ya aldım bir istihbaratı paylaşıyorum seninle. Bunlar zaten bu masallarla bu. 2023'te CHP'nin İstanbul milletvekilisin. İstanbul kadabralarla milleti kandırıyorsunuz. Allah millet... Peki. İstanbul'un sağ tarafı mı sağ tarafı mı sakin Nazif olsun Bey, lütfen. Nazif Bey lütfen. Serdar Bey'e fazla zaman kalmadı. Yüzümsüz, arkadaşlar. Yüzümsüz laflar ediyor. Peki. Arkadaşlar lütfen Serdar Bey'e fazla zaman kalmadı. Ya lütfen Serdar Bey siz devam edin. Her şey hakikattir Allah'ın izniyle. Lütfen. Tabii, tabii. Elhamdülillah. Buyurun. Evet. Nazif Bey de tekrarladı. Sadakallahu lazim. Beyanı inkar etmedi. İyi Parti içerisinde hala
İYİ Parti içerisinde hala çeteler var dedi. Şimdi şeyde Muharrem İnce de geçmişte CHP içerisinde çeteler var demişti. Bakın CHP içerisinde çeteler var dediği halde ihraç etmediler onu. Şimdi burada dediler üzerinden bir yere gidemeyiz. Peki. Büyük resim belli. Allah. Büyük resim belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilmek için ne yapmak lazım? Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaseten indirme çabasının da gayrimeşru bir çaba olduğunu düşünmüyorum. Yani oy alırsan işte indirirsin. İşte bu kadar Sayın, işte. Sayın Erdoğan da bakın ama burada indirme çabası eğer yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hınç, nefret, öfke herhangi bir şekilde geçen konuşmamda da ifade ettiğim gibi HDP ile işbirliği yaparak olacaksa ben bunu kabul edemiyorum. Bakınız ben AK Parti'ye yönelik eleştirilerimden dolayı da AK Parti'ye yönelik eleştirilerimden dolayı da soru işaretleriyle karşılanmış bir insanım. Yani diyorum ki bugün bir şey yazdım. Dedim ki İstanbul İl Başkanı şunu söyledi. Dedi ki AK Parti'nin tek rakibi yeni il başkanı Sayın Kabaktepe. AK Parti'nin tek rakibi AK Parti'dir dedi. Doğru. Ben de şöyle yazdım Twitter'ımda. Dedim ki evet dedim zaten dedim İstanbul seçimini de size o tek rakibiniz kaybettirdi. Yani AK Parti içerisindeki sıkıntılar kaybettirdi. Şimdi bunu söylediğim zaman AK Partilerin de hoşuna gitmiyor. O seçimi o ilk turda AK Parti'nin o vahim hataları olmasaydı Ekrem İmamoğlu'nun binde bir bile kazanma şansı yoktu. O neydi yoktu. O vahim ha? Dolayısıyla. İşte biz de bunu söylüyoruz. Neydir o vahim dedi. Sahip çıkamamak. Bakın. Uzattın ki bakın nedir vahim? Hayır söyleyeyim. Söyleyeyim. Teşkilatın yeterince dinamizmle çalışamaması. Sayın Binali Yıldırım ifade etti bunu. Sandıklara sahip çıkamadık. Hakkınızı helal edin dedi. Bunlar AK Parti geleneği açısından vahim hatalardır. Çünkü AK Parti geleneği açısından sandık seçimin namusudur, seçmenin namusudur. Buna sahip çıkamadık diyen Sayın Binali Yıldırım. Ben de diyorum ki şu anda bir hareketlenme geldi AK Parti İstanbul'a. Ben o hareketlenmeyi de olumlu buluyorum Türkiye açısından. Öyle şimdi tablo belli. CHP ana muhalefet, yıllardır ana muhalefet partisi olduğu halde. Ya Allah aşkına 20 sene evvele dönün. Ne diyordu Deniz Baykal? Ya diyordu biz diyordu Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü açacağız. Göreceksiniz bir seçim sonra gidecek. Eğer önünü açmazsak Recep Tayyip Erdoğan mağdurları oynar ve zafer elde eder. Onun karşısındakiler diyorlardı ki hayır eğer Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunu açarsak hepimizin siyasi hayatını bitirir. 19 sene boyunca birçok CHP'linin birçok rakibinin siyasi hayatını bitirmiş bir lider var ortada. Şimdi bu lideri sandıkta yenebilmek için hiç oportunist tamamen hatta makyavelist bir ittifaktır bu. %25 ya olmuyor arkadaş. Hani Hakan Bayrakçı diyor ya %25 sen 19 yıldır ana muhalefet olduğun halde %25'i aşamıyorsan peki, senin bir problemin var demektir bu vatandaşla. Serdar abi bir dakikayla özetler misin? Serdar bir de şu şeyi söyle. Evet. Bir dakikayla özetler misin? Bir saniye. Devam yani, Partisi'nin gelecek partisi. Bakın bir dakikam kalmış. Nasıl heyecanlı oldukları. Bir dakikam kalmış. Bir dakikası evet. Kaldı çünkü bizden hemen sonra gece yani, ajansı var. O bir dakikama da bakın 30 saniyesi de gitti. 30 saniyede gitti. Buyurun, şimdi hesap belli. Evet 25 CHP 10 35 45 oradan buradan da toplayabilirlerse acaba Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilir miyiz ittifakı bu? Bunun başka bir şeyi yok. Bunun bakın milletin herhangi bir derdine çözüm üretecek bir projesi yok. Ben hiç görmedim. Memleketin tarım problemi nasıl çözülür? Eleştiri var ama çözüm yok. Memleketin enerji politiği sıkıntısı nasıl çözülür? Yok. Savunma sanayi alanında bu zihniyetin neler yaptığını gördük. Tanklarımızı tamir ettirmek bile için bile İsrail'e muhtaçtık. Bunları da gördük. Dolayısıyla bu Millet İttifakı denilen yapının Türkiye'nin herhangi bir problemi konusunda çözüm teklifi yok. Hani rahmetli Erbakan Hoca'nın üzerinden bir şey yapmak istiyorlar. Tören mören yapıldı ya. Ya rahmetli Erbakan Hoca'nın nasıl muhalefet yaptığını Allah aşkına bir inceleyin. Proje muhalefet yapıyordu rahmetli. CHP ne yapıyor? Ya 19 yıldır ana muhalefetsin Allah aşkına. Peki. Biz burada
Biz burada CHP'ye iftira atıyorsak CHP yöneticileri bizi izlesin. Desin ki ya Serdar Bey, bize haksızlık yapıyorsun. Bizim şu konuda şu projemiz var. Hiçbir projen yok. Bir partinin ya da bir ittifakın tek projesi Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak olabilir mi ya? Bu peki, kadar ucuz mu ya? Serdar abi. Belediyelere bak, başka hiçbir şey yok. Tarımda neler olduğunu bir bak. Peki. İllerde tarım politikası ne oluyor? Belediyeleri bir takip et de ille tarım alanında bile neler yapıyorlar. Vallahi, bir bak, bir takip et de bir dahakine bir konuşalım. Yani sadece CHP sözcülüğü bakınız. Ben CHP sözcülüğü yapmıyorum. CHP sözcülüğünü ben bu kadar CHP yaparsanız Mehmet Metin Er'in söylediği Ankara'da bu milletin teklif mi gelecek milletin, şeyine hak vermiş olursunuz. Hiç gerek yok buna. Bu milletin vicdanına, bu milletin beklentisine peki uygun hizmet veren arkadaşlar, bir belediye başkanı var. Ne yaptığını görüyorum. Ben süre doldu. Belediye başkanı Mansur Yavaş'ı bak bakayım ne yapıyor. Nazif süre doldu. Bilmem ne olmuş da ben CHP'lisine peki bakmıyorum. Arkadaşlar, hizmetine bakıyorum, merhametine bakıyorum. İnsanlara uzattığı ele bakıyorum. Peki. Oradaki samimiyete bakıyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Serdar abi çok teşekkür ediyorum. Hemen sonra Gece Ajansı var. Serdar ev sahibi. Mustafa Balevi arkadaşım Gece Ajansı ile birlikte olacak, sizlerle birlikte olacak. Ben böylelikle konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Ama Mehmet Bey'in de son söylediği cümle, ben de onu not ettim bir yere. 2023'te acaba Nazif abi orada mı değil mi? Onu da görmüş olacağız. Peki, haftaya görüşmek üzere.